Herkese merhaba, herkese iyi günler arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir şerbetli tatlı yapacağız. Bayramlarımızın bildiği gibi vazgeçilmez tatlısı her evde olsun baklava. Baklava yapamayan bayanlar için özellikle benim için söyleyeyim. Ben kesinlikle baklava yapmam. Hatadan bir kez zannettim. Yani hazır yufkadan da baklava yapamıyorum. Nedense beceremiyorum. Normal zaten yufka açamıyorum. Zaten yufka açmak da hamur açmak da zaten inanılmaz derecede berbat değil. Ki yufka açmak zaten başlı başına bir maharet. Bu yüzden de sizlerle beraber çok güzel bir cevizli şerbetli tatlı yapacağız. Buna bir de işte yalancı baklava tarifi de, yalancı baklava da diyebiliriz. Şimdi tatlımızın şerbeti için tabii ki de ilk önce şerbetimizi hazırlıyoruz. Benim şerbetim şu anda kaynamak üzere. 3,5 su bardağı şeker ve 4 su bardağı da su. Yarım da limonumuzun suyu var. Şerbetimizi hemen karıştıralım. Şöyle. Tatlımızın hamuru için 3 su bardağı un, 1 su bardağı nişasta, buğday ya da mısır nişastası olabilir. 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ. 1 su bardağı ister iri çekilmiş, isterseniz daha da ince çekilmiş cevizimiz olabilir. Ben iri çekilmiş yaptım yani. 1 çay kaşığı ucuyla tuz, 1 paket kabartma tozu, 1 yemek kaşığı sirke ve 1 adet yumurtamız var. İlk önce malzemelerimizi karıştıracak kabımı alayım. Evet, ilk önce 1 adet yumurtamızı, sirkemizi, sıvı yağımızı ve sütümüzü karıştırıyoruz. Tuzumuzu da ekliyoruz. Pardon, kusura bakmayın. Şöyle. Nişastamızı, kabartma tozumuzu ve unumuzu kontrollü bir şekilde ekliyoruz ki böyle kulak memesi kıvamında hamur elde edeceğimizden dolayı. Ben ilk önce 2-2,5 su bardağı unumu ekleyeceğim. Bakacağım ki hamurum eğer istediğim kıvama geldiyse, çünkü sizler de biliyorsunuz ki unun markasına göre de şeyler değişebilir. Hamuru tutturabiliyoruz. Şunu ekleyelim şunu da. Evet, tatlımızın hamuru hazır. Bana tam olarak 3 su bardağı un yetti. Son olarak da cevizimizi ekliyoruz. Evet, hazırlamış olduğumuz hamurumuzu önceden yağladığımız tepsimizin içine el yordamıyla şöyle bir
Evet, baklava deseni vermeye çalıştığımız tatlımızı 180 derece 180 derece önceden ısıtılmış 180 derece fırınımızda 50 dakika boyunca pişmeye bırakıyoruz. Evet, tatlımız pişti hazır arkadaşlar. Benim tatlım beklediğimden daha kısa sürede pişti. 40 dakika kadar bir sürede pişti. Fırınım nedense normalde 50 dakikada pişecek şeyleri 40 dakikada pişiyor, daha hızlı pişiyor. Şeytan kovalamış. Evet, sıcak olan tatlımızı şimdi soğuya serp şerbetimizi. Dediğim gibi bayramlarda baklava yapamayan bayanlar için kendim için söylüyorum. Bu bir alternatif olabilir. Yani düşünebilirsiniz. Sizler de deneyebilirsiniz. Şerbetini eklediğimiz tatlımızın şerbetin çekmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Benim şerbetim biraz daha kaldı. Şimdi ben bu tatlıyı ilk defa yaptığımdan dolayı şimdi şerbet biraz fazla mı gelir dedi. Biraz aklıma soru işareti var. Şerbeti biraz çektikten sonra biraz daha ekleyeceğim. Yani şeyine çatalla batırıp içine şeyine bakacağım. Serpene de bakacağım. Yani sizler tabii ki de hemen hepsini aynı anda da ekleyebilirsiniz. Dediğim gibi acaba çok böyle yumuşak bir şey olmasını da istemediğimden dolayı böyle biraz hafif de olsa kıtırlık kalsın diye istiyorum. Ben kalburo bastı yaptığımda bile normalde kalburo bastıyı şerbetle bandığımız zaman böyle yumuşacık bir tadı olması gereken ben böyle hafif bir kıtırlık bırakıyorum. İnşallah beğenirsiniz. İnşallah sizlere güzel fikirler vermiştim. Sizler de denersiniz diye umuyorum. Evet, bildiğiniz gibi biz videolarımızı 2-3 gün böyle geriden çıkıyoruz. 2-3 gün böyle ne diyeyim size yedekleyerek çektiğimizi biliyorsunuz ki bayram dolayısıyla bayram süresi boyunca da zaten çekmiş olduğumuz videolarımızı yayınlamaya devam edeceğiz ve sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Bu videom benim Arife günü yayınlanıyor ve Arife gününden yani yarın diyoruz artık bu şekilde söylüyoruz. Ramazan bayramı. Buradan cümle alemimizin, cümle Müslüman alemimizin Ramazan bayramı mübarek olsun arkadaşlar. Nice sağlıklı, huzurlu ve mutlu bayramları hep beraber geçirmemiz dileğiyle diyoruz ve çocuklarla da beraber hepinizin bayramını kutlayalım, içeriye gidip. İsmail ve Hakan şu anda kuduruyorlar. Çıktığı yere bak ya, kumandaları aldığı yere bak. Senin parfümün niye burada? Bilmiyorum ki. Demek ki içeriden aldı, buraya kullanamadığı yer burası. Yavaş yavaş. Abiyle var ya iyice şöpür sana. İsmail. Oy İsmail. Oy sen. Oğlum şey gibi yapışıyor çocuğa ya. Hiçbir şey söyleyemiyorum ben sana. Sen nesin böyle? Sen de tuşuna basla gel aşkım. Gel sen de bayramımızı mübarekleyelim. Gel Ramazan bayramımızı mübarekleyelim. Gel. İllaki var ya İsmail'i mıncık mıncık. Bas. Daha kolaydı bu dokunmadık. Gel İsocuğum. Geldim. Gel hadi. Ablalarımızın bayramını mübarekleyelim. Ne diyoruz? Mübarek bayramımız. Bayramımız mübarek olsun. Ramazan mübarek bayramımız mübarek. Ramazan bayramımız mübarek olsun diyoruz. Tüm cümle alemimizin, Müslüman cümle alemimizin Ramazan bayramı mübarek olsun. Hakan insanı kafa mı bırakıyor? Şuna bak ya. Allah aşkına ya. Ay! Hakan! Hakan yapma. Lütfen. Yapma. Hayır. Bak yapma. Hayır yeter yapma. Artık. Biz güldükçe sen bunu iyice şeyini yapıyorsun. Hayır anneciğim. Hayır. Hayır. Kavga ediyorum. Kavga etmiyor, dalga geçiyor, suratına bakıyor, gülüyor sana. Hayır, ha yapıyor ya. Ha. Hakan! Lütfen. Hakan hayır. Hayır. Neyse bırak. Hadi biz yavaş yavaş kaçalım arkadaşlar. Feyza'cığım da sizlerin bayramını mübarek etsin. Ramazan bayramımız mübarek olsun arkadaşlar. Bu kadar. Neyse. Ailecek hepinize Ramazan bayramınızı mübarek tutuyoruz arkadaşlar. Biz yapma. Artık isterseniz videomuzu yavaş yavaş. Dur anneciğim bırak.
Bir güzel günümüzün daha sonuna geldik. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Like atıp abonelik ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.